İkinci el araba ithalatı serbest bırakılacak mı? Bir bırakılsın var ya, bu otomobil sektörü hemen kendine gelir. Herkes düzene girer, tekrar eski günlere döneriz. Evet, baktığınız zaman çok doğru bir bakış açısı. Yani ikinci el otomobiller Türkiye'ye ithal edilmeye başlarsa gerçekten de o otomobil bulunmazlığı, o şişen otomobil fiyatları kendini bulur. İkinci el otomobiller Türkiye'ye gelmeye başladığı anda, kaç adet gelir ne olur bilmiyorum ama yüksek adetlerde geldiği anda bütün piyasa bir silkelenip kendine gelir. Bu arabalar uygun fiyatlı olur mu? Onu bilmiyorum. Yani Euro'nun yüksek değeri nedeniyle ikinci el otomobillerin de çok uygun fiyat olacağını düşünmüyorum. Ama günümüze göre uygun olacaktır. Niye? Yani 10 bin Euro'luk bir arabayı getirdiniz. ÖTV'si olmayacağı için bu otomobil oldukça avantajlı bir fiyata satılacaktır. Ama ikinci el araba ithalatı olur mu? Yani bugün için bence olmaz. Çünkü ithalatı kesmeye çalışıyoruz. Yani ihracatı arttırmaya, ithalatı kesmeye çalıştırıyoruz. İkinci el araba ithalatına izin vermek bu sisteme aykırı bir durum olacaktır. Onun için taban etkileri iyi anlamda olabilir. Araba fiyatlarını ucuzlatır. Gerçekten de bir etki sağlar ama ithalatı patlatır. Yani ithalat rakamları çok yükselir. Orada bütün ülke sistemini, ülke dinamikleri karışabilir. Diyorum ya, iyi bir şey ama olacağını düşünmüyorum. Son olarak biliyorsunuz sıfır evlerde ilk evin projesi başlatıldı. Bu olunca zaten sosyal medyada sürekli konuşuluyordu. İlk araban projesi olur mu diye. Arkadaşlar, ilk araban projesi ve ÖTV'siz araba gibi bir şey olmaz. Çünkü baktığımız zaman devletin ÖTV gelirinden çok ciddi rakamlarda beklentileri var. Bu geliri elde etmek istiyor. Eğer ki ilk araban projesinde ÖTV'siz araba satılırsa bu şu demek olacak: ÖTV'nin kaldırılması. Çünkü ailede, akrabalarda ilk arabasını alacak birisi illaki vardır. O gidip arabasını ÖTV'siz satın aldığında neredeyse %100 olarak ÖTV'nin kaldırılması anlamına gelir. Bunun da olacağını düşünmüyorum. Yani şu an için ÖTV'nin kaldırılması, ÖTV'siz araba satılması mümkün görünmüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.